Merhabalar, ben öğretim görevlisi Doktor Resul Telle, Çukurova Üniversitesi'nden Doktor Enes Kan'la birlikte hazırlamış olduğumuz Türkiye'de kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların etkinliğinin parametrik olmayan yöntemle ölçülmesi isimli çalışmayı şimdi sizlere sunuyoruz. Çin'dekiler kısmında araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, araştırmanın yöntemi, değişkenler ve veri kaynakları, karar verme bilimlerinin belirli bulgular ve yorum ve en sonunda sonuç ve öneriler kısmı bulunmaktadır. Araştırmanın amacına geldiğimizde çalışmanın tabii ilk olarak amacı Türkiye'de faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 2019-2020 dönemi için etkinliklerini belirlemek ve bu bankaları birbirleriyle kıyaslamaktır. Bu amaçla en etkin banka grubunda en az etkin olan banka grubuna göre de sıralama çalışmada yapılmıştır. Tabii çalışmayla birlikte politika yapıcılar için bir rehber olma ve yeni proje ve programlara da fikir oluşturma amacı güdülmektedir. Önemine baktığımızda çalışmanın Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların etkinlik ölçümleri yapılarak etkin olmayan girdi kullanımının önüne geçerek yine kaynak israfını önlemek ve bu şekilde de ülke ekonomisinin aslında gelişmesi ve yine kalkınmaya bir katkı sunmak araştırmanın önemi, birinci önemi. Bir diğeri de yeni politikaların geliştirilmesine zemin hazırlanmasından dolayı tabii literatüre önemli bir katkı, özgün bir çalışma olarak önemli bir katkı sunulduğunda düşünmektedir. Yönteme baktığımızda çoklu girdi ve çıktıların olduğu bir aslında üretim sürecinden söz ediyorsak şayet görevli ve parametrik olmayan metod olan veri zarflama analizi yönteminin sıklıkla kullanıldığını literatürde görmekteyiz. Yine bu çalışmada aslında o çalışmalardan bir tanesi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bizim burada yapmış olduğumuz yine göreli etkinlik analizidir ve çalışmanın modeli de girdi odaklı ve ölçüye göre değişken getiri varsayımı üzerinden hareket edilmiştir. Ama burada tabi sabit getiri üzerinden de hesaplamalar yapılmıştır. Çalışmada bazı girdi değişkenleri ve çıktı değişkenleri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar içerisinde girdi değişkenleri, faiz giderleri, personel giderleri, beklenen zarar karşılıkları. Çıktı değişkenleri olarak da yine faiz gelirleri ve dönem net karı çıktı değişkenleri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nden elde edilen veriler 2019 ve 2020 verileri olarak belirtilebilir. Şimdi tabii veri zarflama analizinin mantığında bir girdiler ve çıktıların belirlenmesinde tabii bazı şartların olduğunu söyleyebiliriz. Kıstasların olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar içerisinde tabii korelasyon ilişkisine de bakmak lazım. Yani bir girdi tüm çıktılarla düşük korelasyona sahip olabilir ya da çok yüksek korelasyona da sahip olabilir. Böyle durumdaki girdi veya çıktılar ne yapılabilir? Girdi analizden anlamsız olduğundan dolayı bunların analizden çıkarılma durumları olabilir. Böyle bir girdi veya çıktıyla da çalışmada karşılaşılmamıştır. Karar verme birimlerinin belirlenmesinde bazı prensiplerin olduğunu görüyoruz. Birincisinde her bir karar birimi kullandığı kaynaklar ve ürettiği çıktılardan sorumlu bir birim olarak tanımlanacak. Diğerinde etkinlik sınır tahminlerinin anlamlı çıkması için de örnek kütlere yer alan karar birimi sayısı yeterli olacak. Tabii birinci prensip de zaten bankalar bu şekilde olduğunu görüyoruz ve birinci prensibi karşıladığını görüyoruz. Ama bir de ikinci prensibe bakmak lazım. Onu da bir sonraki slide'da söyleyeceğim. Diğer prensip içerisinde de aslında iki tane kısıtın olduğunu görüyoruz. Birinci kısıtta K, KVB sayısını göstermek üzere N sayıda girdi ve M sayıda çıktı olması durumunda KVB sayısı K'nın büyük eşit maksimum N artı M artı 1 kadar olması gerekiyor veya
K'nın maksimum ikinci kısıtta da büyük eşit 2 çarpı n artı m kadar olması gerekiyor. Dolayısıyla buraya baktığımızda şunu söyleyebiliriz. K ve B'lerden her biri üretimde kullanmış olduğu girdi ve çıktılardan sorumlu mudur? Evet. Örnek kitlede K ve B sayısı etnik sınır tahminlerinin anlamlı çıkması için yeterli midir? Evet. Zaten önceki söylediklerimizi karşılıyor ama bir de üçüncü duruma baktığımızda şu iki tane kıstası yani çalışmada belirlenmiş olan 16 KVB'nin banka sayısını aslında bu her iki kısıt altında da belirlenmiş olan birinci kısıtta 6, ikinci kısıtta 10 değerlerinde üzerinde olarak bu yine ikinci prensibi de karşıladığını söyleyebiliriz. Çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türk bankacılık sektörünün finansal hacimine yön verdiği değerlendirilen toplamda 16 adet kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar yine çalışma KVB'si olarak belirlenmiştir. Peki modelde ne yapmıştık? Modelimiz ölçeğe göre değişken getirili olan BCC modeli denilen aslında literatürde Banker, Charles, Çukur'un geliştirmiş olduğu model ve girdi odaklı olarak da belirlenmiş. O yüzden BCC ile I şeklinde aslında şekilde belirlenmiştir. Çalışma sonuçları da yine BRS üzerinden elde edilen tablolar ve grafikler yardımıyla da yorumlanmıştır. Bir karar verme biriminin teknik etkinlik değeri 1 ise o KVB etkin üretim sınırında yer almaktadır. Şayet bu oran 1'den küçük olursa veri teknoloji altında mevcut girdilerle yeterli sonuç elde edilemediği anlaşılır. Yani cari dönemdeki çıktıların daha düşük girdi miktarıyla elde edilebileceği anlamına gelmektedir ki buradaki girdi azaltılış imkanı aslında mevcut göstergelerin sabit tutulması kaydıyla teknik etkinsiz üretimi de ortaya koyar. Herhangi bir KVB'nin teknik etkin iken toplam etkin olamaması, üretimde de ölçek etkinsizliğinin yani başka bir deyişle optimal ölçekte faaliyet gösterilememesinin bir sonucudur denilebilir. Şimdi bütün bunlardan sonra karar verme birimlerinin belirlendiğini görüyoruz. İşte burada da bankalar bu şekilde sıralanmıştır. Kamu sermayeli bankalar olarak Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıf Bankı görüyoruz. Özel sermayeli bankalarda Akbank, Anadolu Bank, Yuva Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası görüyoruz. Bir de yabancı sermayeli banka grubuna baktığımızda Denizbank, ING Bank, Türkiye Garanti Bankası, Alternatif Bank, Burgan Bank ve QNB Finans Bankı'nın olduğunu söyleyebiliriz. Bulgular kısmına geldiğimizde tabloya baktığımızda karar verme bilimlerinin etkinlik skorlarını ve ölçek durumlarını görmekteyiz. Burada etkin olan bankaların ilk 11 sıradaki banka olduğunu görmekteyiz 2019 yılında. Ama 2020 yılına geldiğimizde aslında Şeker Bank'ı çıkarttığımız zaman 14. sıraya kadar aslında bankaların etkin olduğunu ama Şeker Bank'ın 2019'da etkin ama 2020'de etkin olmadığını görüyoruz. Onun haricinde 2019'da etkin olmayan Yuva Bank, Halk Bankası ve Alternatif Bank'ın yine 2020 yılına gelindiğinde bir değeri almak koşuluyla etkin karar verme birimleri içerisine girdiğini görüyoruz. O zaman biz şuradan şu yorumu da yapabiliriz. Veri zarflama analizinde bir değeri alan birimlerin etkin birimler olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri de birin altında alanlarda etkin üretim çizgisi üzerinde olmayan ve işte aşağıya doğru, sola aşağıya doğru kayan birimler olduğunu söyleyebiliriz. O zaman biz buradan şu sonucu da çıkarabiliriz. 0-1'e yakın olan karar verme birimlerinin etkin üretim çizgisine yakın yerde olduğunu ve girdilerde veya çıktılarda artık tabii modelin hangisine göre oluşturulduğunu şu anda bilmiyoruz ama bizim modelimiz girdi odaklı olarak düşünürsek o zaman girdilerde yapacağımız bir iyileştirme, potansiyel iyileştirmeleri
yine o birimleri etkin üretim çizgisine yaklaştıracağını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla FİBA Bank, Halk Bankası gibi bankaların zaten etkin üretim çizgisine yakın yerde olduğunu dikkat ederseniz, 2019 yılından bahsediyorum. Mesela FİBA Bank 0.98-74 değer aldı. Dolayısıyla bir de ölçek durumuna baktığımızda, artan ölçek durumu. Dolayısıyla bu banka bir sonraki dönemde bir olan etkin üretim sınır çizgisi üzerinde yine faaliyet gösteriyor ve teknik olarak etkin üretim yapan bankalar arasında girdiğini söyleyebiliriz bu diğer bankalarla beraber. Tabii Şeker Bank'ında tam tersine bir iken 2019-2020 yılında 0.93-47'ye düştüğünü hesaplamalarında, burada da yine bu bankada rayında gitmeyen bazı şeylerin olduğunu söylüyoruz. Burada ölçekten kaynaklanan bir sıkıntı da olabilir veya yine bankanın yönetsel faaliyetlerinde almış olduğu kararlar veya kaynak israfı, işte bunu ortaya koyabiliriz. Bunlara da bakmanın gerekli olduğunu düşünebiliriz. Tabloya göre bu dediklerimizi burada yazdık zaten, yorumladık. Dolayısıyla tek tek bunlardan bahsetmeyeceğim. Şöyle bir bakalım. 2019 yılında etkin olmayan yine KVB'lerden FİBA Bank, Alternatif Bank, Yapı ve Kredi Bankası ve Vakıf Bank artan ölçekte faaliyette bulunurken, Halk Bankası'nın sabit ölçekte faaliyette bulunduğunu söyleyebiliriz ekstradan. Buna göre 2019 yılında 11 banka etkin iken 5 bankanın etkinsiz olduğunu da söyleyebiliriz. Az önceki yaptığımız yorumlara ek yorum olarak burada da bunu söyleyebiliriz. Yine tablo 3'e göre 2020 yılında 16 bankadan 14 tanesi etkin üretim gerçekleştirmiştir. 2 bankada etkin olmayan üretim çizgisinde faaliyette bulunulmuştur. Yine az önceki söylediklerimizde eşdeğerde 2019 yılında etkin olan bankaların 2020 yılında da etkin olduğu görülürken, bu bankalar içerisinde Şeker Bank'ın etkinsiz olduğunu görüyoruz. 2019 yılında etkin olmayan FİBA Bank, Halk Bankası, Alternatif Bank ve Vakıf Bank'ın 2020 yılında genelinde etkin üretim çizgisine yükselerek etkin KVB'ler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Çalışmada sadece Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin hem 2019 hem de 2020 yıllarında etkinsiz olduğu görülüyor. Ölçek durumuna göre 2020 yılında Ziraat Bankası, Akbank, Anadolu Bank, Türkiye Garanti Bankası, QNB Finans Bank, Halk Bankası sabit ölçekte, Şeker Bank, Türk Ekonomi Bankası, Deniz Bank, İnege Bank, Burgan Bank, FİBA Bankası, FİBA Bank, Alternatif Bank ve yine Vakıf Bank artan ölçekte üretim yaparken, Türkiye İş Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası azalan ölçekte üretim gerçekleştirmektedir. Burada ölçek durumlarını ortaya koyduğumuz bankaların artan mı azalan ölçekte mi faaliyet yaptığını gördüğünde, o zaman ölçek durumlarını ayarlayabilecek bazı mekanizmalarında harekete geçirebileceğini söyleyebiliriz. Tabii veri zarflama analizinin aslında en önemli ortaya koymuş olduğu özelliklerden bir tanesi de referans karar verme birimlerinin belirlenmesi. Burada da yine onları görmekteyiz tabloda. Şimdi tabloya baktığımızda skoru 1 olan bankaların zaten referans olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla referans olma şartının aslında etkin olmaktan geçtiğini görüyoruz. Ama her banka diğer etkin olmayan bankalara referans olarak görünüyor mu? Hayır. Dolayısıyla burada her banka en az kendisine bir kere, eğer etkin ise, etkin banka ise kendisine bir defa referans olabilir. İşte Ziraat Bankası'na baktığımızda evet kendisine referans olmuş. Burada Halk Bankası yine kendisine referans olmuş. Ama Halk Bankası aynı zamanda Vakıf Bankası'na da referans oluyor. Gördüğünüz üzere. Onun dışında Türk Ekonomi Bankası'na baktığımızda Türk Ekonomi Bankası kendisine referans oluyor ve Vakıf Bankası'na da referans oluyor. Türkiye İş Bankası'na baktığımız zaman yine Türkiye İş Bankası hem kendisine referans hem de başka
bankaya da referans oluyor. Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası'na da referans olduğunu görmekteyiz. Onun dışında Garanti Bankası, QNB Finans Bank, Deniz Bank ve ING Bank'ın da yine kendisinden başka diğer bankalara burada referans olduğunu görüyoruz. Mesela Şeker Bankası'na Figo Bank ve ING Bank aynı anda referans oluyor. Demek ki bu referans karar verme birimleri de yine veri zarflama analizinde oldukça önemli bulgular içerisinde yer alıyor. Neden? Çünkü bir birim eğer etkin bir birim değilse, etkin olan başka bir birime göre o zaman kendi girdilerinde veya çıktılarında yapacağı iyileştirmeler neticesinde etkin olmayı başarabileceğinde aslında sistem otomatik olarak burada ortaya koymuş oluyor. Burada baktığımız zaman tüm karar verme birimleri kendisi en az bir defa olmak üzere referans oluyor. Vakıf Bankası 0.9964 değerindeki etkinlik skoru ile bir etkinlik değerine çok yakın yerde bulunuyor. Bu nedenle Vakıf Bank etkin KVB'ler gibi davranıyor ve kendisi diğer KVB'lerle birlikte referans olabiliyor. Yani dediğimiz gibi 0.99 aslında literatürde çok sıkça karşılaşıyor. 0.99 hatta bazen 0.98 ve üzeri 1 olarak kabul edilebiliyor zaten. Çünkü etkinlik sınır çizgisine, etkin üretim çizgisine çok çok yakın yerde olması bu sonucu da aslında beraberinde getirebiliyor. Yine tabloya baktığımızda Halk Bankası, Ekonomi Bankası, Deniz Bank, ING Bank, İş Bankası, Türkiye Garanti Bankası, QNB Finans Bank gibi bankaların kendisiyle birlikte ikişer defada referans olduğunu görmekteyiz. O zaman bir banka ne kadar çok referans oluyorsa aslında o bankanın da etkin olma gücü ve etkinliğini devam ettirme gücünün de yine yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Sonuca baktığımızda bu çalışma ile çalışmanın analiz dönemlerinde yer alan girdi ve çıktı değişkenleri yardımıyla bir bankanın diğer bir banka ile ya da sermaye yapısına göre bir banka grubu ile diğer bir banka grubu karşılaştırılmış ve göreli etkinlik düzeyleri belirlenmiştir. Çalışma analizi girdi temelli olarak oluşturulmuştur. Girdi odaklı model belli bir düzeydeki çıktıyı en az girdi kullanarak oluşturmayı amaçlamaktadır. Bundan dolayı yabancı sermayeli bankaların diğer kamu ve özel sermayeli bankalara kıyasla düşük girdi kullanması, verimliliğin temel prensibince etkin verimlilik sınırında olmasına neden olmuş olabilir. Bu durum aslında çalışma modelini de destekler. Diğer yandan analiz dönemi boyunca teknik etkinsiz olan büyük özel ve kamu sermayeli bankalar kendisine referans olarak belirlenen diğer büyük bankalara göre verimliliklerini ayarlamalıdır. Çalışma sonucuna göre 2019-2020 analiz dönemi boyunca bir skoru elde ederek etkin, yani verimlilik, etkin olan, verimli olan bankalar olarak tespit edilirken analiz dönemi boyunca bir skorun altında kalan bankaların da etkinsiz olduğunu belirlemiş olunmuştur. Yani bu analiz aslında bu şekilde etkin ve etkin olmayan bankaları da belirlemiş oluyor. Ama içinde bulunduğumuz dönem, yani 2019 ve 2020 dönemi için belirlenmiş oluyor. Elde edilen bulgulara göre etkin verimlilik politikası uygulayan bankalar etkin olmayan diğer bankalarca kendisine referans olarak alınmalıdır. Bankaların 2019-2020 yıllarına ait ölçeğe göre değişken getirimi ve girdi odaklı etkinlik sonuçları incelendiğinde etkin olmayan bankaların tamamında beklenen zarar karşılıkları, faiz ve personel değerlerinin azaltılması gerektiğinde tespit etmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla verimsiz bankaların hem beklenen zarar karşılıkları hem de personel giderleri konusunda iyi bir performans sergileyemediklerini ifade etmek bu çalışmayla mümkündür. Bu noktada etkinlik sınırı altında kalan bankaların mevcut potansiyellerini, yani kendi kapasitelerini daha iyi kullanarak daha fazla çıktı üretebilecekleri ve optimum ölçek büyüklüğünü yakalayabileceklerini de söylemek mümkündür.
çalışmamızda etkin olmayan bankaların etkinlik sınırına gelmesi için analizde ortaya konulan yine potansiyel iyileştirmeleri miktarınca ve referans karar verme birimleri doğrultusunda girdi miktarını azaltmaları gerekmektedir. Çalışmanın tam metninde bütün bunlar belirtilmiştir. Yani tablolar daha fazladır. Hatta potansiyel iyileştirme oranları da yine ayrıca orada da analiz sonuçları tablolarına gösterilmiştir. Burada çok daha zaman harcamamak adına biraz daha daraltıp aslında sonuçları gösterdim. Tam metninde incelemenizi öneririm. Analizlerden elde edilen sonuçlara göre verimsiz çıkan bankaların beklenen zarar karşılıklarını, kaynak kullanımını ve ölçek büyüklüğünü gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu bankaların uygun ölçekte faaliyet yapmayı tercih etmesi, yani gerekiyorsa ölçek küçültme gibi ya da kaynaklarını veya girdilerini azaltması ya da varsa atıl kullanılan girdi miktarını ne yapması lazım? Onu da ortadan kaldırması gerekiyor ki böyle durumda da verimli ya da etkin olabileceğini aslında düşünmek gerekiyor. Araştırma sonucunda 2019 yılında ağırlıklı olarak kamu ve özel sermayeli bankalar, 2020 yılında ise özel sermayeli bankalar, özellikle de Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin teknik olarak verimsiz çıktığı gözlenmiştir. Dünyada kaynak maliyetlerinin giderek artması, küresel tehditler, krizler ve savaş gibi durumlar banka finansmanına olan ihtiyacı da aynı düzeyde arttırmaktadır. Çalışmamızı kapsayan 2019-2020 yılları arasındaki bulgulara göre en etkin banka, verimlilik politikasına sahip olan banka sermaye grubu, yabancı sermayeli bankalar olduğunu görmekteyiz. Çalışmamızın bulgularına göre 2019-2020 analiz döneminde sermaye yapılarına göre banka verimliliklerine baktığımızda yabancı sermayeli bankaların büyük ölçüde etkin olduğunu ve verimli üretim gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Yine analiz döneminde çıkan bulgu ve sonuçlara göre özel sermaye yapısına sahip Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin etkinlik sınırının altında çıktığı ve yine aslında etkisiz olduğu sonucuna da ulaşılmıştır. Çalışmamıza konu her iki dönemde de yani 2019 ve 2020'den bahsediyoruz aslında. Kamu bankalarında sadece Ziraat Bankası etkinlik sınırının üzerinde yer alarak etkin üretimin de gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Çalışmamızın bulgu sonuçlarına göre ilgili yıllarda faaliyet gösteren 16 bankanın ortalama etkinliğinin %89.2 olduğunu ortaya koyulmuştur bu çalışmayla. Bu önemli bir rakam. Demek ki bankaların büyük çoğunluğu aslında bu dönemlerde etkin üretim gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada tabii verimlilik artışının temelinde girdi miktarlarının azaltılması ve buna bağlı olarak çıktı miktarlarında artışa gidilmesi söylenebilir. Tabii bunun için öncelikli olarak atıl girdi kaynaklarının ve israfa yol açan girdi kaynaklarının azaltılması ve banka kredi finansman sağlanması da hem fiyatlama hem de kredi tahsis politikasında etkin ve doğru kaynak sunması gereklidir. Böylelikle çalışmamızın girdi değişkeni olarak da yer alan beklenen zarar karşılıkları kaleminde azalışa giderek daha az girdi ile daha yüksek çıktı sağlanmış olacaktır diyebiliriz. Uluslararası bankalarda olduğu gibi Türkiye'de de faaliyet gösteren bankaların yüksek enflasyona karşı karlılıklarını koruyabilmek ve rekabet koşullarına karşı ayakta durabilmek için performanslarını arttırarak etkin olması gerekmektedir. Başka çalışmaların analiz bulgularında girdi ve çıktı değişkenlerinin çeşitlendirilmesi ya da yeni girdi ve çıktıların dahil edilmesiyle tabii farklı sonuçların çıkması da muhtemeldir diyebiliriz. Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların sürdürülebilir yüksek bir verimlilik yapısının oluşması için öncelikli olarak yapısal sorunların yönetilebilir seviyelere tutulması gerekmektedir. Bununla birlikte Türkiye'de bankacılık sektörünün özellikle iç ve dış şoklara kırılganlığın asgari seviyelere indirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması temel öncelik olarak politikada belirlenmesi gerekiyor.
bankacılık düzenleme ve denetleme faaliyetleriyle yapısal reform yatırımlarının öncelikli olarak iktisadi kalkınmayı geliştirmeye yönelik yapılmasına gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık sektöründe altın kullanılan girdi miktarının azaltılması ve kaynak kullanımında etkinliğin arttırılması amacıyla ülkemizde banka hizmet sunucularına ilişkin finansman kullanımlarının ve denetim faaliyetlerinin daha sistemli bir yapıya getirilmesinin gerekli olduğunu yine sonuç kısmında söyleyebilirim. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim sunumumuz bu kadardı.